أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal en sallallahu teala aleyhi ve sellem Risale-i Kutsiye'den 17. sayfeden bir beyitle başlıyoruz. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Görünmez gayri miratten o mahbub. Bulunmaz gayri yerde vasli matlub. Mutlu ol emzine ta ide mahsub. Seni esrarına hem ide mensub. Hevalardan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Cemaat-i Müslümin i̇hvan bugün Şevval ayının birinci günü ve bayram günü Ramazan-ı Şerif'i geçirmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten çıkmış bulunuyoruz. Allahu Teala geçirdiğimiz bu ayı tekrar hakkımızda hayırlı, bereketli eylesin ve bize şefaatçi eylesin. Bugün idrak etmiş olduğumuz bayramımız da mübarek olsun. Hepinizin bayramı şerifini tebrik ederim. Tabi burada bir hüzün ve bir de surur yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'i geçirmenin e efendim hüznü var bir taraftan da bayramın sevinci de vardır. Zaten dünyada bu haller hep böyledir. İnsan bu hallerle iç içedir. bir ayetinde buyuruyor Allah Teala Estağfurullah billah ve ennehu huve elhake ve Yani Allah Teala'dır güldüren ve de ağlatan. Dünyada böyledir. Fakat tabi ahirette cennet tarafında hep surur olacaktır hiç hüzün olmayacaktır. Cehennem tarafında da hep hüzün olacaktır. Zerre kadar bir surur olmayacaktır. Allah Teala ahirette sevinen kullarından eylesin. Bu e, ay boyu işlemiş olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadetleri hayırları, hizmetleri Rabbim kabul eylesin. Günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı, tembelliklerimizi Rabbim meccanen affeylesin. Daha nice Ramazan-ı Şeriflere, sağlık sıhhat üzere Rabbim hepimizi kavuştursun inşallah. Tanıdıklarımızdan, ve de tanımadıklarımızdan ne kadar vefat eden varsa Allahu Teala hepsine rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hasta olanlara, bilhassa bu e, korona hastalığına muhtela olanlara ve bütün mum hastalarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin. Ve e, kalanlarımıza ölenlerin varislerine, yakınlarına ve de hastalarımızın yakınlarına Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Bu afeti, bu felaketi tezden ve tamamıyla memleketimizden alemi İslam'dan Rabbim ihraç eylesin inşallah ve tekrarından dönmesinden avdetinden de Rabbim muhafaza buyursun. Bu hususta üzerimize düşenleri yapmaya da Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Burada şunu ifade etmek isterim. Bir ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ve laqad erselna ila umam min kablik Senden önce Habibim, sizden önce geçen ümmetlere de peygamberler gönderdik. Faahadnahum bil ba'sa vel onları be'sa ve darallah yani zorluk darlık kıtlık yokluk ve de sıkıntı hastalık düşman eee düşman korkusu gibi zorluklarla ve de darlıklarla onları aldık Onlara yani bunları verdik. Ne için? Önemli olan burası zaten. Evet. فَاَخَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَاللَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَلَرَّعُونَ Ola ki onlar yalvarıp yakarırlar. Tadarru' ve niyazda bulunurlar. Devam eden ayette buyuruyor ki, Estağfirullah. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَلَرَّعُونَ yani onlara bizim besimiz, onlara bizim o zor, şiddetli azabımız onlara geldiği zaman belamız onlara geldiği zaman imtihan geldiği zaman onlar yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Daha fazla Allahu Teala'ya, Rablerine dönmeli değiller miydi? Ama ne, ne gezer? Tabii dönenler olmuştur. Ama dönmeyenler çok. Ve lakin, lakin kaset kulubuhum. Kalpleri katılaştı diyor allah Teala. Niye beladan bile tesirlenip yumuşamadılar ve bana niye yönelmediler? Ve lakin kaset kulubuhum. Kalpleri katılaştı. Ve zeyyene lehumu şeytanu mâ kânu yâmelûn. Bir de şeytan yaşantılarını onlara süslü gösterdi. Süslü gösterdi. Yani yaşantılarını sevdiler. Yanlışlarını sevdiler buyuruyor. Bir başka ayetinde buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَلَرَّعُونَ biz onları azapla yakaladık. Azabımız onları yakalayıverdi. Onlar gene Rablerine tevazu edip yalvarıp yakarmadılar buyuruyoruz. Yine küfürlerine, inkarlarına, isyanlarına, fısk ve fucullarına devam ettiler buyuruyoruz. Bir başka ayetinde Allahü Teala Estağfirullah. Velaraballahu meselen kariyeten kânet âmineten allah Teala bir memleketi, memleket halkını emsal örnek gösteriyor ki o memleketin halkı emniyet içindeydi. Güvenlik mutmainneten ve huzur içindeydi. Korkuları yok, endişeleri yok, darlık yok, sıkıntı yok. Yetiha rizkuha ragadan min kulli mekan. Ve o halkın erzağı, gıdası, kumanyası, ihtiyacı her taraftan oraya böyle bolca yağcasına geliyor. Her türlü efendim yani güvenlik var. Gönül huzuru var. Maddi manada bolluk da var. Bir eksikleri yok. Şimdi ne yapmaları lazım? Bütün bu nimetleri kendilerine sunan Allahü Teala'ya şükür olarak derin bir kulluk içinde olmaları lazım gelirken fe kefarat bi en umillah Allah'ın nimetlerine nankörlüğe saptılar. Allah'ın nimetlerinin karşılığı Allahu Teala'nın dinini yaşamaktır. Onu yapmadılar. Veya şöyle de mana verebiliriz. Fe kefarat bi en umillah Allah'ın nimetleriyle Cenab-ı Hakk'ın onlara sunduğu imkanlarla onlar küfrettiler. Kafir olanlar oldu. Veya küfrani nimet yani nimetlere nankörlük ettiler. Allah Teala'nın nimetlerine karşı gerekeni yapmadılar. Nedir Allah'ın nimetine karşı gereken? Şükür. Şükür nedir? Allah Teala'nın dinini yaşamaktır. Onlar böyle yapınca fedakaha Allah libas el Allah o memleketin halkına açlık elbisesini tattırdı Bakın yani elbise insan giyer gibi açlık onları böyle onlara giydi giydirildi diyor ve vel korku elbisesi ne korkusu ölüm korkusu düşman korkusu işgal korkusu bu yani korku. Alelhumu. Onlara korku elbisesi giydirildi. Bima kanu yasnaun ama yaptıkları sebebiyle oldu bu. Yani biz onu yaptık. Ama sebep onlar oldular. Biz onlara imkan verdikçe onlar o imkanlarla daha iyi kulluk yapacaklarına daha çok isyan ettiler. Bir ayetin az önce okuduğum ayetin devamında buyuruyor Cenab-ı Hak Esselamü Aleyhisselam. Felemma nesu ma kendilerine yapılan o hatırlatmalar, o vaazlar, o nasihatler, okunan ayet kelimeler, hadisi şerifler bunları kulak ardı ettiler. Felemma nesu unuttular yani kulak ardı ettiler ma bihi kendilerine yapılan hatırlatmaları ki onlar unuttular. Biz ne yaptık diyor Allah Teala? Fetahna aleyhim ebwa ve kulli şey. Bütün kapıları onlara açtık. Onlar kendilerine gelen Allah'tan, Resulullah'tan gelen kalan hak ve hakikatleri unutunca onlara kapıları açtık diyor Allahu Teala. Yürü ya kulum dedik. Onlar bu işi hayırlarına zannettiler. Ve daldıkça daldılar. Devamla buyuruyor. Hatta ida ferihu bima utu. Her kapıyı açtık onlara diyor Cenab-ı Hak. İmkanları sunduk onlara. Efendim. Dolayısıyla o onları aldattı. Onlar aldandılar bu işe. Hatta ida ferihu <bimâ utu> Kendilerine verilenle böbürlendiler, kibirlendiler. Efendim şımardılar. Artık tamamen çıktılar yoldan yani. Bu sefer ne oldu? Tam o noktada ehadnahum bagteten ansızın onları yakaladık. Nasıl Onları ne yakalar? Ya bela veya melekül mevt azrail aleyhisselam feizahum mublisun yani böyle bir anda onlar şaşkın bir vaziyette, her şeyden umudu kesmiş bir vaziyette ve yani karamsar bir vaziyette oldular. Bunlar böyle. Bunlar bize niye anlatılıyor? Böyle insanlar vardır. Siz bunlardan olmayın. Ayetler karşısında insan Mesela kötü insanların anlatıldığı, cehennemlik insanların anlatıldığı ayetlere karşı insan yani acaba benziyor muyum, bu kötü insanlara benzer tarafım, yönüm var mıdır? Bunun endişesi ve de araştırmasında olmalı. allah Teala dostlarından bahseder ve onların üstün ahlakından bahseder. Cennetlik kullarının efendim evsafından bahseder. Bu ayetleri insan dinleyince yani acaba ne kadar o Allah'ın dostlarına benziyorum, az mı benziyorum, ortam mı, çok mu, efendim nasıl daha çok benzeyebilirim? İşte hep bunların muhasebesi, müzakeresi ve mülazası içinde olmalıyız aziz kardeşlerim. Şimdi e, bu bizim mevzumuz daha önce e, söylemiştik. Bayram sohbetinde inşallah yani sünnet-i seniye bir Müslümanın nezdinde Müslümanın nazarında Müslümanın hayatında Efendim sünnet seniye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ittiba etmek ne demektir bunu e, konuşacağız Efendim e, evvela Şurayı tamamlamak isterim Allahü Teala bugün idrak etmiş olduğumuz bayramı hakiki bayramlarımıza vesile eylesin. Bu hakiki bayram dediğim bir dünyevidir, bir de uhrevidir. Dünyevi manada hakiki bayram nedir? Yani bugün bizim kardeşlerimizin kanı attığı bir dönemde, bir günde, yerlerinden, yurtlarından sürüldüğü bir günde, açlıktan, yoksulluktan, evsizlikten, baksızlıktan süründükleri bir vakitte böyle bir ortamda ümmetin yani manzarası bu iken bizim bugün yaptığımız bayram elbette ki Allah'ın emridir ve bu bayramı yapıyoruz ama e, hakiki bayram inşallah dünyada bütün ümmetin bayram ettiği gün o gün hakiki bayramdır dünyevi manada. Biz bayram ederken bizim kardeşlerimiz sırf imanlarından dolayı eğer matem içindeyseler, yersiz yurtsuz, aç susuz, ateş altında, bombardımanda veya sularda boğulmakta ise, sınırlarda, hudutlarda sürünüyorlarsa, bizim bayramımız bugün elbette dediğim gibi bayramdır ama suridir yani. Hakiki bayrama Rabbim bizi kavuştursun inşallah. Bu ümmetin Rabbim gözyaşını, akan kanını dindirsin inşallah. Bir de uhrevi bayram vardır Müslümanlar ki bayramların en hakikisi odur. Nedir o? Bütün süreçleri aşıp, bütün safhaları geçip, bütün efendim tehlikeleri bertaraf edip cennete ayak atıp cennete efendim kavuşup orada e, ee, Havz-ı etrafında efendim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve diğer Enbiya aleyhissalatü aleyhi vesselam Efendilerimiz ve Evliyaullah kaddesallahu aleyhi ve sellem Ulema Efendilerimiz yani o hayalleriyle yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz ve yaşadığımız o mübarek insanlar kendilerini dünya gözüyle göremediğimiz ve de gördüklerimiz bütün Allah'ın dostlarıyla cennette bir araya gelip oradan cemal cemalullah'a nail olmak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın dostlarına ve hepsinin fevkinde de Allah Teala'nın cemaline kavuşmak işte bu bayramların en bayramı, en hakikisi budur. Rabbim bunu da bizlere ihsan eylesin. Bu bayramı, o bayramı Rabbim vesile eylesin. Ee, böylece şimdi beytimizde başlayalım. Buyuruyor büyük Şeyh efendi, görünmez gayri miratten o mahbub. Mahbub sevgili demektir. Allahu Teala Rabbimiz Celle Celaluhu Bizim derdimiz nedir? Allahu Teala'ya vasıl olmaktır. Yani biz niçin yaratıldık? Allahu Teala'yı bulmak için. Vuslat Allah'a kavuşmak demektir. İşte buyuruyor ki başka bir aynada efendim o sevgili Allah'a Allahu Teala'yı görmek mümkün değildir. Görünmez gayri miratten. Başka bir aynadan aynadan başkasından görünmez o mahbub. O sevgili Allah'ımız. E allah Teala'nın aynası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bulunmaz gayri yerde vasl matlub. Matlub olan Allah'ımıza vasıl olmak başka bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında başka bir yerde başka bir şekilde allah Teala'ya vasıl olmak e, vuslat asla bulunamaz. muti ol emrine taide mahsup. Resulullah'ın emrine itaat edici ol. O seni hesap edilmiş yapsın. Taide mahsup. Yani seni listesine katsın. Seni hesabına alsın. Çünkü göreceğiz. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. buhari Müslim ve Nesai rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Benim sünnetime muhalefet eden, ondan yüz çevilen, sünnetime karşı yan çizen benden değildir buyuruyoruz. Evet. İşte ona itaat et, o seni hesaba katmış olsun. Seni esrarına hem ile mensup. Resulullah'a itaat et ki o seni sırlarına eee mensup eylesin. Sen, seni sırdaş etsin. Biz sırrımızı kime veririz? Yakınımıza veririz. Resulullah Efendimiz'e itaat eden Resulullah'ın yakınıdır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırlarını onunla paylaşır. Evet. Hevalardan geçip Hakk'a gidelim. Aziz kardeşlerim, şimdi sünnet Resulullah'ın çizgisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Onun adeta ray yani. Peki bu sünnetin şeyi nedir? Zıttı, sünnetin efendim tersi ve sünnetin düşmanı nedir? O da en geniş ifadesiyle hevadır. Heva. Yani nefsin arzu ve istekleri. Allah Teala bizleri yaratıyor. Bir taraftan bize bir heva veriyor. Yani nefsimize arzu ve istek veriyoruz. Bir taraftan da bize evet böyle bir hevanız var ama siz benim resulüme uyacaksınız. buyuruyoruz ve insanları bir kavşakta bırakıyor Allahu Teala. Kavşak nedir? Heva ile sünnet kavşağı. Bakalım kul hangi yolu seçecek. İşte onun için insan için en tehlikeli şey hevadır. Bakın bir ayetinde buyuruyor Allah Teala fe esrarla fe illem habibim onlar sana icabet etmiyorlarsa sana icabet etmiyorlarsa buyur ya Resulullah peki ya Resulullah eee ala baş üstüne başım gözüm üstüne ya Resulullah demiyorlarsa o zaman onlar acaba neye uyuyorlar Fa'lem bil ki ennemâ yettebi'ûne ehvâehum. Onlar hevalarına uyuyorlar demektir. Bir insan ya sana uyar ya hevasına uyar. Bu, bu ikinin dışında bir üçüncüsü yoktur. Yani tamam gavurlara uymak sürekli bunu uymayalım gavurlara diyoruz ama o gavura uymak da nefsin hevasındandır. Yani temeldeki saik ve sebep hevadır. Allah Teala bizi heva ile imtihan ediyor. Hevayı veriyoruz, ona uyma diyoruz. Ama uyup uymayacağımızın imtihanını önümüze koyuyoruz. Mevla buyuruyor ki: "Habibim sana uymuyorlarsa demek hevalarına uyuyorlar." Ve devamla buyuruyor ki: "Ve men alallu men tebaa heva." Hevasına uyandan daha dalalette yani yolunu kaybetmiş, adeta raydan çıkmış biz. E, tren düşünün, e, rotadan çıkmış bir efendim, uç havadaki uçak düşünün, denizdeki gemiyi düşünün, karayolundan çıkmış bir arabayı düşünün. Ya felaket yani, felaket. İşte Habibim e, hevasına uyandan daha ağır bir felakete düşmüş hiç kimse yoktur buyuruyor. Aynı şekilde bir ayetinde ya, Davud aleyhisselam üzerinden bize buyuruyor estağfirullah. Ya Davud, inna ceannâ halifeten fil allı. Ey Davud, ala nebi Şüphesiz biz seni yeryüzünde halife kıldık. Yani bizim halifemiz. Dolayısıyla sen bizim adımıza iş yapacaksın. Daha doğrusu yapıp yapmadığını göstereceksin. Tabii Davud Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Fakat insanın yeryüzündeki hani konum diyorsunuz ya konumu nedir? Estağfirullah ve izkale rabbuke lil melâiketi inni câilun fil allı halife. Yani ben yeryüzünde halife kılacağım. Halife asıl demek değildir. Yani halife ikinci demektir. Halife birisi adına yaşayan, birisini temsil eden demektir. işte biz halife evet asıl değiliz. Asıl Allah Teala'dır. Biz Allah adına varız. Allah Teala'nın yeryüzünde istediklerini biz efendim oluşturacağız veya oluşturmayacağız. Hani Mevla zorla yaptırmıyor tabii. Kim halifeliği hani bir ayette buyruluyor ya Esad ve inna emanet semavat vel emaneti biz göklere, yere, dağlara sunduk. Hepsi kaçtı, korktular. Ve hemel insan yüklendi o emaneti. Bu emanet hususunda çok ulema efendilerim sözü vardır. Bir tanesi de budur. Yani halifelik emaneti. Bunu insan yüklenmiştir. Ve şimdi insan o halde yeryüzünde asıl kendi başına buyruk değildir. Değil. Olamaz. Tam tersine mesela estağfirullah inna allâhe ye'muru bil adili vel ihsâni ve itâ'i kurba Allah Teala adaleti, çok geniş manası var. İhsanı ve de yakınlara bakmayı emir buyurmaktadır. Ve yenha anil fahşai vel münker vel ve Allah Teala fahşa hayasızlık, iffetsizlik ve münker yani kötülükler, günahlar, isyanlar ve bagh yani tecavüzler, haddi aşmalar, zulmetmeleri allah Teala yasaklamaktadır. Ya'idukum allah Teala size öğüt veriyor. La'allekum tedekkerun. Ola ki düşünüp tutasınız. Allah bunları emrediyor. Üç şey burada ki temeldir bunlar. Emrediyor. Üç şeyi de yasaklıyor. Bak allah Teala emrediyor. Kime emrediyor, kime yasaklıyor? E, halifesine işte. Bak Allah adaleti istiyor ama kendisi uygulamıyor. Allah Teala fahşa, hayasızlık olmasın istiyor. Onu yasaklıyor. Ama Allah bizzat müdahale etmiyor. Ya seni görevlendirmiş, herkese kendi yapısına göre bu hususta bir mesuliyet, bir mükellefiyet yüklenmiştir. Allah Teala seni görevlendirmiş, bunu senden istiyor. Ama seni serbest bırakmış. Bakalım kulum benim halifem olarak mı yaşayacak? Yoksa kendi başına buyruk efendim asıl olarak mı yaşayacak? Bunlar hep bunun imtihanı. Şimdi ya ey Davut biz seni yeryüzüne halife kıldık. faküm beyne'n-nasi bil hak insanlar arasında hakkaniyetle hükmet ve la tetbi'il heva. Davut kulum heva'na yani kendi duygu ve düşüncelerine sakın uyma. Sakın uyma. Feyulilleke an Heva'na uymak seni Allah yolundan kaydırır, saptırır, çıkartır. Yani hevasına uyan Mevlasının yolunda değil demektir. İnnellezîne yallûne <laughs> an sebîlillâh Allah'ın yoluna sapanlar ise hevasına uyan Allah'ın yoluna sapıyor. Allah'ın yoluna sapanlar ise <laughs> lehum azabun şedîd. Onlara şiddetli azap vardır. ne su yevmel hisab hesap gününü unutmuş olmaları sebebiyle buyruluyor. Şimdi az kardeşlerim, hevalardan geçip hakka gidelim. Cemal Ba Kemal'e seyredelim. Ee, beytimizi okuduk. Şimdi mevzumuza geliyoruz. Mevzumuz nedir? Bugün hem bir bayram sohbeti yapıyoruz hem de aynı zamanda pazar günü de olması itibariyle bir bakıma pazar sohbeti de e, olmuş oluyor diyelim. Şimdi aziz kardeşlerim mevzumuz sünnet. Sünnet-i seniye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alelumun bütün insanlar nazarında ama hususa özellikle bizim nazarımızdaki yeri nedir? Ne olmalıdır? Bunu bir kez daha e, görmek ihtiyacı var. Çünkü piyasada ortalıkta yani şöyle bir ee, şey, e şey bir bir fikir ileriye atılıyor. Bir şey söyleniyor. Nedir o? Efendim şimdi sünnet önemli ama e, ondan daha önemlisi var. Şu anda iman kurtarma zamanı, sünnet zamanı değil. İşte yanlışı özetleyen cümle bu. Yanlış yok, özeti bu. Şimdi iman zamanı, sünnet zamanı değil diyorlar. Bunu diyen insanlar kimisi ne dediğini anlamadığı için böyle söylüyoruz. Bilmeden konuşuyoruz. Kandırılmış. Ve kimisi de bilinçli bir şekilde yani seni uyandırmadan seni uyandırmadan seni bitirmek istiyor. Senin peygamberine olan düşkünlüğünü biliyor. Dolayısıyla o yönünden yani e, senin e, bir ee, işte, o kişi hakkında, sana söylenenler hakkında bir kafanda bir tereddüt oluşmasın. Efendim sünnet seniyeye biz ne diyebiliriz sünnete canımız feda olsun diyorlar. Ama diyerek esas söyleyeceklerini söylüyorlar. Maksat nedir? Ümmeti böyle uyuşturarak, narkozlayarak peygamberinden kopartmak. Müslümanlar sünnetten koptuğunuz zaman siz imandan da koptunuz demektir. İşte bunu biraz anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz mevzudur ama tekrar olacak. Şimdi bakınız, Allahü Teala evvela şöyle bir hani bir e, giriş yapmak istiyorum bu mevzuya. Allahü Teala bu varlıklar yok iken ve hiçbir şekilde de yalnızlıktan bezmiş değil iken ve bu varlıkları var etmeye de muhtaç mecbur olmadan. Allah Teala bunları var ediyor. Peki ala, neden var ediyor? Şimdi bütün bu varlıkların hikmeti nedir? Bir defa Allah Teala hikmetsiz bir şey yaratmadığını birçok ayetten biliyoruz. Bir tane okuyorum. Estağfurullah. billah. Ve ma halaknas sema'e vel arda ve ma beynehuma batila göğü, yeri ve gökle yer arasında olanları biz böyle boşuna, manasız işte hatta başka bir ayette ve ma halaknas semavati ve ma sema ve la ve ma beynehuma la'ibin. Yani oynamak olsun, eğlence olsun, meşgale olsun diye yaratmadık diyor Allah Teala. Yaratmadık. Ya Zalike zannul ladine keferu. Bu kafirlerin düşüncesidir. Kafir Allah Teala'ya karşı suizan da bulunur. Bize yani bir şey yapıyor olsak da ya boş boş şeylerle uğraşıyorsun dense zorumuza gider. Halbuki gerçekten bizim çok boş boş işlerimiz vardır ama bunu kabullenemeyiz. allah Allahu Teala'nın hiç boş işi olur mu? Allah Teala hakimdir. Her ne işlerse yerli yerinde işleyendir. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ve ma halakna semavati ve Allah ve ma illa bil hak. Evet. Biz gökleri, yeri ve arasında olanları ne varsa yani hakla iç içe olarak yarattık. Hepsinin bir yani her şeyin yani e, hakkaniyeti vardır. Batıl, boşuna olma, geçerliliği geçersiz olmak, hikmetsiz olmak Allah Teala'nın işlerinde yoktur. Zaten hekimin hikmetsiz işi olmaz. Şimdi peki bütün bu varlıkların bizde dahil yaratılışının hikmeti nedir? Ey Müslümanlar bunu tafsil olarak yani kalem kalem açıklayamayız. Özetleyebiliriz ama nedir? Şöyle diyelim. Bir biz insanlar bir de bizim dışımızdaki varlıklar. Bizim dışımızdaki varlıkların yaratılış gayesi Yine bir ayetten görelim. es Çok ayet var. Bir, tane okuyorum. Elem terav enne Allah sahhara lekum ma fi's ve ma fi'l Görmez misiniz ki Allahu Teala göklerde, yerde ne varsa hepsini size hizme çıkıldı. Rahmetti, amade kıldı. Zaten eee halaka lekum ma fi'l ard var. Başka ayetler var. Yerlerde, göklerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Demek ki ey Müslümanlar Bizim dışımızdaki varlıkların yaratılış gayesi, hikmeti nedir? Bize hizmet etmektir. Bizim dışımızdaki varlıkların hepsi ayetlerin beyanıyla bize hizmet ediyor. Kimisi dolaylı olarak, kimisi direkt olarak hizmet ediyor. Peki şimdi peki biz niçin yaratıldık? Ey Müslümanlar biz niye yaratıldık? Yani madem bir yaprak, bir toz, bir taş, efendim bir en küçük bir varlık boşuna yaratılmamış. Bizim gibi eşrefi mahluk olan insan niçin yaratılmış? Bak ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve lekad kerramna beni Adem. Ant olsun ki elbette ve muhakkak Adem oğlunu çok değerli kıldık. Peki hala bizim boş yaratılmış olmamız düşünebilir mi? Düşünülemez. Peki biz niçin yaratıldık? Biz de sahip olduğumuz şeylere hizmet için yaratılmış olsak. Yani paramıza, koltuğumuza, ünvanımıza, şan şöhretimize, malımıza, servetimize hizmet için yaratılsak o zaman bu yani fasit bir daire olur. Nasıl? Biz o zaman hizmetçimize hizmet etmiş oluruz. Yani kölemizin kölesi olmuş oluruz. Halbuki biz köle değiliz. Biz kainatın efendisiyiz. E şimdi arabasına, koltuğuna, ünvanına, servetine, ilmine yani dünyadaki Allah'ın verdiği şeylere hizmet için var olduğunu düşünen bir insan yani kölesine kölelik ediyor. Hizmetçisine hizmet ediyor demektir. Halbuki her şey bize hizmet eder. Biz eşyadan hiçbir şeye hizmet etmeyiz. Biz efendiyiz. Onlar hizmetkardır. Biz onlardan hizmet alırız. Peki biz ne için yaratıldık? Çok daha büyük bir şey için yaratıldık. Ne için yaratıldık? Şimdi Müslümanlar işte ayet kelimelerde, çok ayetlerde bu anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim baş tarafında istirle ve ya yönna subudur rabbikum lizi halakakum. Sizi yaratan Rabbinize kulluk yapın. Kur'an-ı Kerim'in sonunda ve ma'umiru illa Hiç başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak Allah Teala'ya kullukla emrolundular. Ayetin devamına girmiyorum. Bir başka ayetinde ise es ve halaktul cinne vel inse illâ Nefi ve istisna yoluyla bir ifade var burada. Kasr var. Hiç başka bir şey için değil. Cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet için yarattım. Onlar bana köle olurlarsa kainata efendi olurlar. Ama Adam gitmiş, adam kadın fark etmiyor gitmiş. Yani mahluka hizmet ediyorsa o zaman ne oluyor? Şu ayet kelime devreye girer. Estağfirullah. <t> ve tin, incire yemin ederim. Ve zeytun, zeytine yemin ederim. Ve turisinin, turisinaya, ve tin ve zeytun ve turisinin, Sin'aya yemin ederim. Ve hadel beledil emin şu güvenli beldeye Mekke-i Mükerreme ye yemin edelim ki lakad halaknel insane fi ahseni takvim şüphesiz insanı en güzel kıvamda, surette, biçimde ve de bir yaratılışta yarattık. En güzel. Ama ne oldu? Sümme sonra radedinahu onu gönderdik, indirdik. Esfele safilin. Aşağıların yani aşağının bir de en dibi. En zemin yani. Aşağının üstü de değil. Aşağının en altı. Oraya indirdik diyoruz. Neden? Çünkü o insan kıymetini muhafaza edemedi. Kıymetinin farkına varamadı. Efendiliğe değil de köleliğe, kendisine köleliğe, kendis kölesine köleliğe, hizmetçisine hizmetkarlığa döndü. Onun için biz onu aşağıların bile aşağısı yaptık. İşte bir ayet kermesine buyuruyoruz. Yani bazıları bunlar hakarettir diyor. Ne hakaret? Ayet okuyorum ben. Estağfirullah. sâdile ileyke onlar hayvanlar gibidir. Bel hatta hum bu insanlar bu çeşit insanlar böyle insanlar edallu daha da aşağıdır diyor Allah Teala. Hayvanın seviyesinden daha aşağıdır. Demek ki dibe vurmuş yani illelledine amenu ve amenu ancak iman eden ve Müslümanca yaşayanlar müstesna işte onlar değerini geliştirenler muhafaza edenler ve geliştirenlerdir felehum ecrun gayrum memnun onlara hiç sonu gelmeyen kesilmeyen efendim eksilmeyen bir mükafat vardır buyuruyor Allahu Teala şimdi bu ayet kelimelerden görüldüğü üzere bizler Allahu Teala'ya İbadet için yaratıldık ey Müslümanlar. Zaten şöyle zaman zaman bir teşbih yapardık efendim. Teşbih tahta de olmaz derler. Ee, şimdi bakınız, mesela bir yerde bir inşaat olacak. Oranın insanları, oranı orada yapılacak inşaat hakkında inşaattan önce inşaatın projesini de görmeden önce mesela bazen bir fikir sahibi olabilir. Nasıl? nereden anla? Mesela küçük bir inşaat olacak diye düşünebilirler. Nereden? Bakarlar ki inşaatı yapacak olan firma buraya şantiye olarak bir konteyner getirdi koydu. Sen bakarsın dersin ki yani bu şantiyeye bakılırsa burada küçük bir inşaat var. Ama bir yerde bir inşaat olacak. Önce şantiye kuruluyor. Bakıyorsun ki şantiye şehir kadar. Bura ne bu? Şantiye. Ne şantiyesi? işte burada bir inşaat olacak. Ne dersin? Yahu ne büyük bir inşaat var burada. Nereden anladın? Şantiyeden. Şimdi aziz kardeşlerim, aziz kardeşlerim, bakınız bizler en son yaratıldık. Yani cinler bile bizden önce yaratıldı. Yerler gökler bizden önce yaratıldı. Vel cehenne halaknahu min kablu buyuruyor. Minnâris semûm. Yani bizden önce yaratılmışlardır. Allah Teala önce bu kainatı gökleriyle, yerleriyle, gök ve yer arasında olanlarla Allah Teala bunu yaratıyor. Ondan sonra bizi bu kainata getiriyor. Adeta şantiyeyi kuruyor. Bizi bu şantiyede Allah Teala işbaşı yaptırıyor. Ey Müslümanlar, işimizin çok büyük olduğunu görelim. Nereden? Şu şantiyeye bakın. Yani şantiye dediğim bütün şu kainat efendim biz sadece dünyayı bir dünyanın bir yerini görüyoruz o da. Düşünün bakalım. Bak Allah Teala biz efendime söyleyeyim bizler için bizden önce bu alemi yaratıyor. Sonra bizi buyur ediyor ve bize ne diyor? Allah Teala sizi ben bir şey için yarattım. Ne için yaratmış peki? Bakın bu usta birkaç tane ayet okuyalım. Yani kulluk dedik de yani bu kulluk neyle ilgili? Mesela renkle mi ilgili? Hayır. Irkla mı alakalı? Hayır. Veya coğrafyaya mı bağlı? Hayır. Ya başka bir şeyle alakalı. İşte onu biraz görelim. Bakın bir ayetinde Mülk Suresi Tebarekellezî Suresi'nin başında Allah Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ellezî halakal mevte Allah Teala o Allah'tır ki ölümü ve vel hayat hayat yarattı. Ne Yani ölümle hayat arasında sizi yarattı Allahu Teala. Bu alemi yarattı, sizi yarattı. Yaşatıyor ve öldürüyor. Ne için? Liyeblu <laughs> ve sizi imtihan etmek için. Ey <laughs> yukum hanginiz ehsenu amela amelce en güzel olacak? Amel davranış demek ki burada duygu, düşünce, inanç yapısıyla bir de bedenle yapılan bakmak, duymak, demek, konuşmak, yemek, e, elle iş yapmak, ayakla yürümek bütün hani hayati e, faaliyetlerimiz insan ruhu ve bedeninden oluşuyor. efendim. Ruh efendim iman ve şuabül iman ile alakalı. Beden de amelle alakalı. Şimdi bakın bir diğer ayet kelimesinde Allahu Teala Celle Celalü buyuruyor. Esalla ve huvellezî halakas semâvâti vel erla fi sitteti eyyâm. Allahu Teala o Allah'tır ki yerleri ve gökleri altı günde yaratmıştır. Geçiyoruz. Ve kâne arşu alel mâ. Arşı su üstünde idi. Burayı da geçiyoruz ki niçin yarattı Allahu Teala gökleri yeri e, sizden önce üstünüze gökleri altınıza yeri ve sonra da sizi getirdi bu e, göğün altına yerin üstüne niçin? Niye varsınız? Niye yaşamaktasınız? Ve sizden ne isteniyor? Ne bekleniyor? <laughs> Allahu Teala buyurur: Liyeblu ve kum sizi imtihan etmek için yarattım. Gökleri ve yeri yaratıp sizi de yaratmam sizi imtihan etmek içindir. Ey <laughs> yüküm hanginiz ehsenu amela amelce en güzelu hangi hanginiz en iyi inanca ruh yapısına ve en iyi yaşayışa bedeni yapıya sahip olacaksınız efendim ve olmayacaksınız. İmtihan yeri burası yani. Bak cennetten önce dünyayı kuruyor Allahu Teala. Burada cennetlik, cehennemlikleri ayırıyor. Sonra onları cennetine, cehennemine koyuyor. Direkt cennetine, cehennemine de yerleştirebilirdi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allahu Teala buyuruyor. Estağfirullah. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz yeryüzünde olanı yeryüzünün süsü yaptık. Yani yeryüzünü yarattık ve onu süsledik. Nasıl? Mesela deniz bir manzaradır. Yeşillik dağ bir manzaradır. Ova bir manzaradır. Göğe bakarsınız, yere bakarsınız. Yani güzelleştirdik. Ama ne için? Biz bu efendim e, şeyi yani yeryüzünü niye var ettik? Zinetenla <laughs> linebluvehum insanları imtihan edelim ki eyyuhum ehsenu amela hangisi en güzel ameli yapacak ve de yapamayacak. Yani dünyayı süsledik ama bir taraftan dünyanın süsüsü aldatmasın dedik. Lakin sizi efendim böyle e, bir kavşakta bıraktık. Bakalım dünyaya aldananınız kim olacak? Efendim, aldanmayıp en güzeli kim yapacak? Bunun imtihanındasın. Bir başka ayetinde Allahu Teala buyuruyor. Estağfirullah. tüm meca'alnakum fil arl min ba'dihim. Bakın Dünya yaratıldığından bugüne kadar yaşayan, var olan bir tane insan yok. İnsanlar ne oluyor? Hep nesil nesil yenileniyor. Biz babalarımızdan sonra geldik. Bizden evvel babalarımız vardı. Babalarımızdan evvel dedelerimiz. Bizden sonra evlatlarımız, onlardan sonra tor torunlarımız. Böyle sürüp giden bir hayat yok. Pekala. Niçin bu böyle olmuş? Mesela sizden önce dedelerinizi, babalarınızı, bugün sizi, yarın evlatlarınızı, öbürsün ahvadınız, torunlarınızı yaşatacağız. Dünyaya böyle insanları getirip götürüyoruz. Ne için? Linaundur'a bakalım keyfe taamelu nasıl çalışacaksınız. Bakalım ne yapacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini size gösterdik ama sizi serbest bıraktık. Bakalım siz istediğinizi mi yapacaksınız? Sizden isteneni mi yapacaksınız? Bakınız bir başka ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki ee, Musa Aleyhisselam'ın lisanıyla Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına diyor ki Asa Rabbukum en yuhlike aduvvekum Yakındır ki Rabbiniz düşmanınızı yok edecek Firavun ve Firavun'un e, ordusunu ve yestehlifekum fil arli onların mülküne sizi varis kılacak, sizi yerleştirecek. Feyyandur'a bakacak keyfe tamelün siz nasıl yaşayacaksınız? Firavun'u tespit ettik. Ya Firavunluk yaptı. Şimdi Firavun'u yok ettik. Onun çok ayetlerde bu anlatılır. Yani kem min ve ayyûn ve zuru'in ve mekâmin kerim ve nâmetin kânû fiyâ fâkîn. Kedâk ve evresnâhâ kavmen ve beni İsrail. Yani Firavun'un bütün mülküne, saltanatına Allahu Teala İsrail oğullarını varis kıldı. Onları oradan çıkarttı, İsrail oraya getirdi. Niçin ama? Linaundur'a bakalım. Eee şey Sümece ve Feyandura keyfe taamelun. Bak Allah bakacak ki siz nasıl yaşayacaksınız. Onlar yaşayan yaşadıklarından tespit edildi, tescil edildi. Şimdi sizi onların yerine getirdik. Bakalım siz ne yapacaksınız? Bugün biz niye yaşıyoruz? Bakıyorlar bize ne yapıyoruz? Nasıl yaşıyoruz? Kafamızda ne taşıyoruz? İnanç, duygu, düşünce, şu kafa, kalp aynı. Yani bu kalbe, bakınız bugün senin devletin müsaade etmediği bir şeyi evinde bulunduramazsın. Arabanda da bulunduramazsın. Üstünde de bulunduramıyorsun. Ya bu benim e, paramla alınmış, burası benim mülküm. Senin mülkün ama diyor, devletin kanunu mesela, Ruhsatsız silah, sen paramla aldım desen, kasamda duruyor desen bu seni kurtarmıyor. Pekala Allah'ın sana verdiği kalpte Allah'ın istemediği sevgi, Allah'ın istemediği insan, Allah'ın istemediği duygu ve düşünceler. Aziz kardeşlerim biz ne zannediyoruz yani? Bunlar bize böyle verildi. E, bizim oldu öyle mi? Öyle mi? Yani ölenlerden görmüyor muyuz ki Ölenler Allah'tan aldıklarını Allah'a verdiler. Bak inna lillah Allah'a aitiz. Her şeyimiz onun. Ve inna ileyra tekrar Allah'a döneceğiz. Bir ayetinde buyuruyor. Ve kema Baştan nasıl sizi tek yarattık? Yani ananızdan doğduğunuz zaman da tek idiniz. Ne demek? İlminiz yok, beceriniz yok, paranız yok, itibarınız yok. Hatta isminiz bile yok doğarken. Şimdi bize tekrar öyle tek başınıza her şeyinizi kaybetmiş, her şeyinizden çıkmış, her şeyinizi bırakmış olarak gene bize geldiniz. Ve teraktum ma nakum, size dünyada giydirdiğimiz, dünyada size verdiğimiz bütün ünvanları, makamları, mal ve mülkleri, servetleri, menkul ve gayrimenkulleri hepsini bıraktınız ve ra'ekum arkanıza bıraktınız. Onun için aziz kardeşlerim aldanmamak lazım. Bugüne bakıyorsunuz, yarına bakın, ölüme bakın, ölenlere bakın. Ve emanetçi olduğumuzu unutmayalım. Peki şimdi burada bu ayeti kelimelerden anlaşıldı ki ey Müslüman daha da başka ayetler bunlardan anlaşıldı ki biz ne için yaratıldık? En güzeli yapmak için yaratıldık. Bak normal güzel değil ha? Ehsenu amela, amelin yani yapılacak şeyin en güzeli. Peki bir, bir dikkat çeken bir şey daha var. Ee, ekseru amela da buyurmuyor Cenab-ı Hak. Yani hanginiz daha çok çalışacak, daha çok hizmeti olacak, daha çok ibadeti olacak demiyor. Daha çok değil, daha güzel. Yani Allah Teala mutlaka ne istiyor? En güzeli istiyoruz. Peki bu en güzeli e, biz kabul ettik. Bunu hedef olarak belirledik. Dedik ki biz en güzeli yapan olalım. Nasıl yapacağız aziz kardeşlerim? En güzel kime göre güzel? Kime? Allahu Teala'ya göre. Yani Allahu Teala'nın güzel dediği güzeldir. İnil hukmu illallah. Hüküm Allah'ındır. Ve <laughs> la yushiku fi hukmihi Hükmüne kimseyi ortak etmez Allahu Teala. Allah Teala bir şeye güzel dediyse bütün herkes ona kötü dese dedik Allah'ın dediğidir. Allah Teala bir şeye çirkin demiş, bütün dünya ittifakla onu güzel saysa yine olmaz. Allah Teala hükmüne ortak kabul etmiyor. Dolayısıyla yani güzel Allah Teala'nın güzel saydığıdır. Pekala. Allah Teala'nın güzel saydığı nasıl tespit edeceğiz? Veya biz yaptıklarımız e, güzel mi, değil mi? Allah Teala'nın kabulü mü, değil mi? Bunları nasıl tespit edeceğiz? Ey Müslümanlar, Allah'a nasıl kulluk yapacağız? Kulluk yapmak yani en güzeli yapmak için yaratıldık. Bu yerler, gökler bunun için yaratıldı. Biz de bunun için yaratıldık ve yaşatılıyoruz. Bunun için bir ömür verilmiş. Ömür da bitiyor yani. Her gün geçe geçe gidiyor. Şimdi biz kulluğu yani en güzel olanı nasıl tespit edeceğiz? Bir, iki, yapıyoruz bir şeyler diyelim. Ama peki yaptıklarımız oluyor mu olmuyor mu? Bunun e, ispatı nedir? Bunun sağlaması nedir? Hani matematik e, şeyle işlemlerinde sağlama yapılır. Pekala biz şimdi Allah'a ibadet ediyoruz. Peki Allah-u Teala kabul ediyor mu etmiyor mu? Ne, nereden tespit edeceğiz? Bunu şöyle tespit ederiz. Allahu Teala'ya sorarız. Cenab-ı Hak tamam oldu der. Veya olmadı der. Yani Allah konuşmaz ki bizimle. Ve mâ kâne li beşerin en Allah beşerle konuşmaz. Ancak müstesna peygamberlerle var o başka. E şimdi Allahu Teala'ya sorsan sana söylemiyoruz. E şimdi bu durumda ee, oldu mu olmadı mı? Yani bizim biz en güzeli yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Bunun için yara yaşatılıyoruz da acaba bunu yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz? Bunu Allah Teala'dan e, öğrenmek için ahireti mi bekleyelim. Ahirette anlayacağız. Söyleyecek bize sizin şu işiniz, şu anlayışınız, şu davranışın doğru şu yanlışı, doğru şu yanlış. İyi de yani orada şimdi yanlış olsa telafi imkanı var mı? Tedarik mümkün mü? Değil. Ya ne anladık bu işten? Bunu burada anlayabilmek lazım. Yani şu anda gidişatım nasıl? Beyler bizim kendi kendimize not vermemiz, kendi kendimize gelin güvey olmamız demektir. Mühim olan bu değil ki. Mühim olan bizi imtihan edenin bize not vermesidir. Bizi imtihan eden allah Teala. Onun notu önemlidir. Onun için zaten bir ne çok var bir tane okuyorum. Esra'da innellezine sebekat lehum minnel husna Ülâke <laughs> anhâ Bizden en güzel, en güzeli yaptı, en güzel inanca, yaşayışa sahip oldu diye not alanlar, onlar cehennemden uzak tutulacak. Bizim not verdiklerimiz diyor allah Teala. Fela <laughs> enfuseküm. Siz birbirinizi temize çıkartmayın. Sen ona diyorsun ya sen ne muhterem adamsın. O sana diyor ki ya sen ne muhteremsin. Tamam insanlar birbirlerine hüsnü zanda bulunsunlar. Ama sonun, sonuçta Belillahu yüzek kimen yaşa. Allah'tır gerçekte insanları tezkiye eden. Ne demek? Şu iyidir, şu kötüdür diyen Allah'tır. Senin benim dememin bir faydası yoktur. Birbirimize dememiz gene neyse hani bir kardeşimizi taltif etmek, hüsnü zanda bulunmak neyse. Ama yani biz kendi nefislerimizi temize çıkartıyoruz. Benden daha iyisi yok diyoruz yani. Halimizde diyoruz, sözümüzde diyoruz bunu. Ama Allah Teala ve alem Kim takvadır? Onu Allah biliyor. Elem tere de Kendilerini temize çıkartanlar görmez misin Habibim? Belillahu yüzek kim men Aslında Allah herkesin ne olduğunu ortaya çıkartacak. Vela vela yüzlemune fetila. Onlar zerre kadar efendim haksızlığa da uğratılmayacak. Onun için allah Teala'dan tezkiye almak lazım. Peki bunu nasıl alacağız? Cenab-ı Hak bize seslenmiyor ki. Cenab-ı Hak bize cevap vermiyor. Allah bize dönmüyor. Peki şimdi biz kul olarak e, ya Rabbi biz sana sorduk. Sen bize söylemedin. Sonra sen, biz seni hiç göremedik ya Rabbi. Sana nasıl kulluk yapacaktık? Nereden bilelim nasıl yapacağız? İşte ey Müslümanlar ne için yaratıldık? Allahu Teala'yı bulmak. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak. Allahu Teala'ya ibadet etmek. En güzeli yapmak. Bunun için yaratıldık değil mi? Evet. Peki bunun çözümü nedir? Bunun yolu nedir? Ey Müslümanlar, Allahu Teala'nın rızasını kazanmanın yolu Resulullah. Allah'ın çaresi Resulullah'tır. Allah Teala'nın kapısı Resulullah'tır. Allahu Teala'nın bakın yani şimdi mesele nereye gelip dayanıyoruz? Görmediğin bir Allah'a sen razı edeceksin. Duymadığın Allah'ın rızasını kazanacaksın. Onun beğendiği kul olacaksın. Renginle ırkınla değil. İnancın ve düşüncenle. Ama o Allah sana hiç gözükmeyecek. Hayat boyu sana bir defa bir şey söylemeyecek. Sen ona soramayacaksın. Peki bu Allahu Teala'ya nasıl kulluk yapacağız? Bu Allahu Teala'nın rızasını nasıl kazanacağız? Bu Allahu Teala'nın hani o en güzeli yapma diye buyurduğu en güzeli nasıl yapacağız? Yani ben bana göre en güzeli yapıyorum. O ona göre o ama iyi de ya Allah ne diyor? Cenab-ı Hak'tan bunu duymuyoruz. İşte Allah Teala kulum. Onu bana sormayın. Onu Resulullah'a sorun. Bak ne buyuruyor ayetinde? Lakat kana lekum fi Rasulillah üsvetün hasene limen kana yarjullah. Kim Allahu Teala'yı umuyorsa, kim Allah'tan ne bekliyorsa onu Resulullah'ta arasın. Benden ne bekliyorsunuz kullarım? Onu Resulümde bulun. Bakınız işte mesela bir ayetinde buyuruyor şimdi bu. Bu hususla ilgili ayet kelimeleri ben size biraz sıralamak istiyorum. esalbe ve ma ataakumur resulu fehuzuh. Resulüm seni neyi getirdiyse onu hemen alın. Hemen. Acaba doğru mu değil mi demeyin. Resulüm yapmışsa doğrudur. Ve mâ nehâküm anhu fentehu. Size Resulüm neyi yasak ettiyse hemen ondan vazgeçin. Ya efendim belki bu doğrudur. Bana göre doğrudur demeyin. Resulullah'a göre yanlış olan bana göre sana göre de yanlış olsun. Ve tekullah Allah'tan korkun. İnnallâhâ şedîdül ikâb. Allah'ın cezası şiddetlidir. Şimdi diyoruz ya yani işte benim efendime söyleyeyim yaptıklarım Allahu Teala'nın kabulü mudur, değil midir? Allahu Teala benden razı mıdır, değil midir? Bütün bunları merak ediyorsun. Evet. İşte bunları Allahu Teala'dan öğrenemezsin. Ya ne yapacaksın? Gene tekrar ediyorum Resulullah'tan öğreneceksin. Yani Allah için Resulullah'ın kapısına gideceksin. Aziz kardeşlerim, onun için Allah'a kulluğun çaresi Resulullah'a ümmetliktir. Onun için Allah Teala buyurur. Men yuta'ir Resul'e fekad ta'alla. Resulullah'a itaat eden ki Resulullah'a itaat ona kulluk demek değildir. Peygambere kulluk olmaz. Yani ne olur? Ona itaat ne adına olur? Ümmetlik. Kim peygambere ümmet ise o Allah'a kulluk yapıyor, itaat ediyor. Yani kulluk yapıyor. Bakın görüyor musun? Men yuta'ir resul fakat Yani birçok insan ben Allah'a itaat ediyorum diyebilir. Ama kim gerçekte Allah'a itaat etmiş? Resulullah ümmetlik yapan Allah'a kulluk yapmıştır. Evet. Yani Allah'a kulluğun çaresi Resulullah'a ümmetliktir az kardeşlerim. Allah Teala'nın ortağı yoktur. Allah Teala en büyük zulüm şirktir buyuruyor. Peki neden hep iki itaatten bahseder? Ya yelledi atıyor Allah'a ve atiyu resul atiyu Allah ve resuluhu Allah ve Resulullah'a itaat edin buyuruyor. Allah'a itaat Allah'a kulluk. el Resulullah'a itaat nedir? O da kulluk olsa olmaz. Allah'ın eşi yok. Allah şirkten münezzeh. Efendim o ümmetlik. Peki ne gerek var Allah'ın itaat yetmiyor mu yani? Velul ve min Allah'a ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Allah Teala'nın rızası her şeyden büyük ise o zaman ee, daha Resulullah'a itaat hangi gerekçeyle ihtiyaç var? Allah'ın rızası nasıl kazanacaksın? Resulullah'a itaat niye önemlidir? Allah'a itaati kazanmanın yoludur da onun için. Bakın bir ayetinde ne buyuruyor? Sallallahu ve Resuluhu Allah ve Resulü e hakku en hak sahibidir. En yurluhu onları razı etmenize. Yani Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmanıza efendim en hak sahibi olan bunlardır. Yani demek ki demek ki Allah'ın rızasını kazanmak e bu mücerret bir mefhumdur. Allahu Teala görülmüyor, gayiptir. Allahu Teala konuşmuyor, sorsan cevap vermiyor. Peki hala sağlamayı, sağlamlığı, ispatı, tespiti nasıl yapacağız? Resulullah'tan. Bakın bir ayetinde ne buyuruyor? Bunu Hucurat suresinin ilk ayeti. Bunun dersini yapmıştık uzun boylu. Estağfirullah. Ya yüellezine amenu. La tukaddimu beyne yedeyi illahi ve Allah ve Resulü'nün önüne hiçbir şey geçirmeyin diyor. Allah'ın ve Resulü'nün önüne. Yo Allah Allah Resulullah nedir? Yani Allah'ın ortağı mı? Değil. Onun Resulü. E peki niye o hemen orada zikrediliyor? Allah bilir. Allahu Alem. Bizim anlayabildiğimiz. Şimdi bir insan Allah nasıl olsa görünmüyor ya Allah'a karşı rahat konuşabilir. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Allah beni seviyor. Allah benden razıdır. Ben Allah'ın önüne hiçbir şey geçirmem. Nasıl olsa ispatı yok ya bunların. İspatı yok bunların. Ama İslam'da hiçbir şey hiçbir şey karanlıkta bırakılmamış. Her şey netleştirilmiştir. Allah Teala'yı seviyor musun? Sevmiyor musun? Allah Teala'nın rızasına uygun musun, değil misin? Allah'ın önüne bir şey geçiriyor musun, geçirmiyor musun? Bu nereden belli olur? Allah'tan değil, Resulullah'tan belli olur. Bir insan Resulullah'a saygı gösteriyorsa <laughs> demek ki o Allah Teala'ya saygı gösteriyor. Resulullah'a saygısı olmayan kesinlikle Allah'a saygısı yoktur yoktur. Allah Teala insan senin bana saygın yok demesini beklemesin. Bak o suresini okuduk ya Resulullah'ın sesinin üstüne sesini yükselten ve Resulullah'a birbirlerine konuşur gibi konuşanlar onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Yani Cenab-ı Hak işi netleştirmek için meseleyi kendisine değil Resulüne bağlıyor. Bakın bir ayetinden ne buyuruyor? Kul kulleyin kuntum tuhibun Allah. Habibim de ki eğer Allahu Teala seviyorsanız zaten Allah'ı sevmiyoruz diyenler başka onlarla konuşmuyoruz. Derdi Allah olan, Allah'a sevilmek, Allah'a sevmek olan insanlarla konuşuyoruz. Birbirimize hasbihal oluyoruz. Şimdi kul Habibim de ki kullarıma eğer Allah'ı seviyorsanız bu çok önemlidir ama yeterli değil ki bir sevgiyle yani benim Allahu Teala'yı sevmemle Allah bana kapısını açmıyor. Allah sevenlerine kapısını açmıyor. Ya ne gerekiyor? İkinci bir sevgi. Nedir o? Allahu Teala'nın bizi sevmesi. Yani iki sevgi. Birisi Allahu Teala'yı sevmek, ikincisi de Allahu Teala'ya sevilmek. Ve cenneti ve rahmetini Allah sevenlerine değil, sevdiklerine açıyor. Yani Allah Teala sevmediği bir kuluna cennetin, rahmetin kapısını açmaz. O halde bizim Allah'ı sevmemiz önemlidir ama yeterli değildir. Ya yeterli olan onun bizi sevmesidir. Pekala. Bizim Allahu Teala'yı sevmemiz bizim işimiz. Bize bakan taraf. Ama Allahu Teala'nın bizi sevmesi Allah'ın işi. Peki Allah'ın bizi sevmesini nasıl temin edeceğiz? Nasıl Cenab-ı Hakk'a sevileceğiz? E ben Allah beni seviyor desem evet kulum diye bir onay gelmez. Hayır kulum diye bir tekzip de gelmez. Ne olacak? Allah beni seviyor diye bile bile gittik gittik baktık ki sevilmiyormuşuz meğerse. Ne olacak? Moral bozmak için konuşmuyorum az kardeşlerim. Kardeşlik için konuşuyorum. Ben mezarlara konuşma yapmıyorum ki adamlar desinler ki biz zaten bulduk bulacağımızı moralimizi bozma. Yani hay olan, hayatta olan insanlara konuşuyorum. Az kardeşlerim. Şimdi Allah Teala'ya sevilmek için ne yapmak lazım? Hani giderler birilerini işte muska yaptırıyor işte bu beni sevsin şu beni sevsin. Allah Teala'nın ya Allah Teala'ya sevilmek için ne yapmak lazım? Ayet bunu anlatıyor. Habibim beni sevenler bilsinler ki ben onları sevmedikçe olmaz. Peki ben onları nasıl severim? Fettebiuni yuhibbukumullah. Onlara de ki ey Allah'ı sevenler demek Allah'tan sevilmek bekleyenler bana uyun ki Resulullah buyuruyor bana uyun ki Allah sizi sevsin. Demek ki Allah Teala'ya sevilmenin yolu şartı Resulullah'a uymaktır. Nerede uymak? Burada bir şey yok sınırlama. Yani her şeyde akidede ve de davranışta ruh ve bedende. Az kardeşim şimdi Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Resulullah'a uyuyorsam seviyor, uymuyorsam sevmiyor. allah Teala benim hangi işimi beğendi, hangi işimi sevdi? Bunun onayını Cenab-ı Hak'tan bulamazsınız. Bunun onayı sünnete bakar. Senin hangi işin Resulullah'ın sünnetine yaptığına uyuyorsa allah Teala onu kabul ediyor. Bak az önce ayet okuduk. Resulümde olan sizde olsun, onda olmayan sizde olmasın. Bir başka ayetinde ve in tehtedu. Resulüme uyarsanız hidayet bulursunuz. Yani, aynı şekilde, aynı şekilde mesela bir ayetinde yine bu manada yani bu manayı beyan eden efendim bir ayet Allah Teala buyuruyoruz. Ve tebi'uhu la'allekum tehtedun. Resulüme uyun ki hidayet bulun. Zaten bu ayetin başında buyuruyor. Ve rahmeti ve saat külle şey. Rahmetim dünyada her şeyi kaplamış. Bak herkese. Güneşi sade müminlere vermiyor Allahu Teala. Ama fesektubu halilledine yettekun ve yutune zeke. Gelecekte ahirette rahmetimi taksis edeceğim kimlere? Elledin yettekun ve yutune zeke. Takva olanlara, zekat verenlere, velledinun bir ayetine yumin ayetlerimize iman edenlere ve ve ee, devam eden ayet buyuruyor. buyurur. Ellediğine ittibun Resulullah'a uyanlara. Resul elçi, ennebi haberci. El ümmi anasından doğduğu gibi hiç kimseden bir şey öğrenmemiş hep Allah'tan öğrenmiş. Hiç el değmemiş ona yani. Ayet kelimenin sonu nasıl geliyor biliyor musunuz? Fellediğine amenu bihi bu peygambere ima, iman edenler. Ayet kelime burada işte. Yani Arap suresinin 157. ayeti. O peygambere iman edenler. Ve azzeruhu o peygambere aşırı derecede büyütenler, yüceltenler. Ve nasaruhu o peygambere yardımcı olanlar. Ve tebeun nurellezi unzilema onunla beraber indilen nura dine uyanlar ulakehumul muflihun işte onlar felaha kavuşanlardır. Bakınız felaha kavuşmanın şartı bu. Buna mukabil bir ayetinde ne buyurur? Felyah delillediğine muhalifun anmrihi en tusiba fitne ve usve Resulullah'ın emzine, uslubuna, ahlakına, anlayışına, tarzına, biçimine ters düşenler kendilerine dünyada bir fitnenin, bir belanın isabet etmesinden veya ahirette azab-ı şedidin isabet etmesinden korksunlar buyuruyor Allahu Teala. E aynı şekilde bir başka ayetinde Estağfirullah ve men yuşakık resule kim Resulullah'a muhalif olursa ne demek? Yani şimdi diyelim ki bir elma bölünmemiş bir bütündür. Şöyle ortadan elmayı ikiye ayırsan yarısı bir tarafta yarısı bir tarafta olur. Değil mi? Heh. Şimdi ve men kıkır resul Şimdi Resulullah bir yolda. Efendimizin bir yolu var. Efendimizin bir anlayışı ve yaşayışı var. Kim Resulullah'ın karşısında bir yolda, bir yerde yer alırsa, saf tutarsa. Yani herkesin bir anlayışı var, yaşayışı var. Ama birisinin anlayışı ve yaşayışı Resulullah'ın izini takip etmek değil de onun yolunun karşısında bir yoldaysa, ve ettiğiğiğiir sebil müminlerin ve kim peygamber müminlerin tuttuğu yolun başka bir yolu tutarsa Müminler dedi böyle avam mümin değil kamil müminler mutlak kemale mahsuftur yani şu peygamberi izleyen müminlerin gittiği yoldan kim gitmezse o yeni bir peygamber anlayışı yeni bir sünnet anlayışı uydurmuş ki sahabeye uymaz tabiine uymaz tebeine tabiine uymaz ulemaya, meşayihe, müştehidine uymaz. Kendine göre bir şey çıkartırsa Nüvellihi ma tevella. onu biz girdiği yolda yürütürüz. Görünürde ona bir başarı veririz. Önünü açarız ama ve cehennem sonunda onu cehenneme sokarız buyuruyor. Ben niye konuşuyorum? Aziz kardeşlerim cehenneme girelim diye konuşmuyorum. Girmeyelim diye konuşuyorum. Yani hoca herkesi cehenneme soktu. Hayır efendim. Birilerinin cehenneme düşürmeye çalıştığı insanlara yardımcı oluyoruz. Evet. Bakınız bu mesele o kadar mühim. Peygamber o kadar önemlidir ki. Yani ee, işte kulluğun yolu ümmetliktir. Ey Müslümanlar Allah'a iman etmenin ve de yaptığımız imanın iman olmasının şartı nedir? O da sünnettir. Yani hani de sohbet sohbetin başında dedi ya bazılar diyor ki şimdi iman zaman sünne zaman değil. Peki o iman nasıl geçerli olacak? İmanımız var. Ama makbul mu değil mi? Bunun sağ Allah Teala'dan bir onay aldık mı? Almadık. Peki nereden bilinecek? İşte Resulullah'tan. Bakın şu ayete. es billah. Fe in amenu Kusura bakmayın. Affedersiniz. Eğer onlar iman ederlerse kimler bilumum insanlar. Bi mislima amentum bihi. Habibim senin ve sahabenin iman ettiği gibi onların imanıyla senin imanın emsal misil emsal benzer olursa fakad <laughs> ihtedau. O zaman o insanlar iman etmiş ve hidayet bulmuş olurlar. Demek ki imanın iman olması, bizim imanlarımızın makbul olması için Resulullah'ın imanına uyması lazım. Yani onun gibi inanmalıyız. Yani iman noktasında ona uymalı. Az kardeşim her yatsın peşinde şu ayetleri okumuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Estağfirullah. Âmenâ Resûlû bimâ unzile ileyhi <laughs> min rabbihi vel mu'minun. Bak amene iman etti. Er Resûlû Resûlullah. bima unzile ileyhi min Rabbisinden kendisine indirilene iman etti. Vel <laughs> müminun müminler de iman etti. Nasıl? Onun gibi yani bak peşinden geliyor. Küllün <laughs> hepsi yani başta peygamber, peygamberin izinde müminler Emene billah Allah iman etti ve Meleketi, meleklerine ve kütübü kitaplarına ve rusulü <laughs> peygamberlerin hepsine La nüferriku beyne ahadim min rusul hiç peygamberlerinin birini diğerinden ayırmadan iman ederiz dediler. Ufraneke rabbena ve ileykel mesir. <laughs> ya Rabbi senin mağfiretini isteriz ve dönüş ancak sanadır dediler. Ya onun gibi iman edeceğiz aziz kardeşlerim. Yani peygambere uyan yönlerimiz, uyan inancımız, uyan işlerimiz Allahu Teala'nın kabulüdür. Bir insan kulluk manasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar uyuyorsa allah Teala'ya o kadar kulluk yapıyor. Az uyuyorsa az, orta uyuyorsa orta, çok uyuyorsa çok demek. Demek ki Allah'a dönmek. Mesela ayetler vardır. Allah'a kaçın. Fefirû ilallah. Allah'a kaçın. Ve enibû ilâ rabbiküm. Rabbinize dönün. Dönün. Pekala. Esari'û ilâ mağfiretim Rabbi kim? Rabbinizin mağfiretine doğru surat edin. Toplu koşun. Sabiku ila mağfiretin min rabbikim. Rabbinizin mağfiretine doğru yarışın buyuruyor. Pekala yani Allah'a doğru kaçmak, Allah'a firar etmek. Ondan sonra mesela bir ayetinde inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime doğru hicret ediyorum. Allah'a hicret etmek. Ve <laughs> atesimu billah. Allah'a sımsıkı sarılın diyor bir ayetinde. Başka da ayetler çok. Nasıl olacak bu? Yani bir şeye doğru koşmayı, bir şeye göçmeyi, bir şeye doğru efendime söyleyeyim, dönmeyi, yönelmeyi anlıyoruz. Bir şeye sıkı sıkıya sarılmayı, ama Allah'a dönmek, Allah'a koşmak, Allah'a göçmek, Allah'a sarılmak, bizim anladığımız gibi anlamamız yasak. Peki nasıl anlayacağız? Ben Allah'a dönmüş müyüm değil miyim? Nereden bileceğim bunu? Hı? Rüyada bana böyle dediler. Ya benim rüyamdan ne olur? Yani rüyamız bizim şey midir? Vahiy midir? Rüyanda gördün kendini ki uçuyorsun böyle. Ama sonra ahirete baktın ki sürünüyorsun. Ne oldu rüya? Evet. Efendiler, hanımefendiler. Bu işin sağlaması sünnet-i seniyettir. Onun için diyoruz ki cennetin yolu sünnettir. Ne demek? Yani sünnet Resulullah'ın yolu demektir. Cennete Resulullah gitmiştir ve de bizi de o yoldan cennete bek cennete bekliyor. Bakın bir hadis-i şerif burada hemen. E, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis uzun ben arkasını sonunu okuyorum. Ve ene feratuhum alel haud Ben hauzun başında insanla ümmetimi beklemekteyim. Ben önceden gittim size bir yol açtım, çığır açtım. Bu yoldan Resulullah'ın yanına nasıl gidilir? Resulullah'ın yolundan gidilir. Dolayısıyla yolun belli. Bak yine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Terektu fiküm Size iki şey bıraktım. Len talillu ma bima. Onlara sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabında ne var, ne gerekiyor o anlatılmış. İkincisi ise Resulullah'ın sünneti. Sünnet ne demektir? O kitabın doğru anlaşılması ve yaşanması demektir. Kur'an'a inandık ve yaşadık ama kabul oldu mu olmadı mı? Sağlaması nedir? Testi nedir? İspatı nedir? Sünnet. Sünnete uygun olarak Kur'an'ı yaşarsan kabuldür değilse kabul değildir. Bakınız burada Resulullah Efendim buyuruyor ki sizden hiçbirinizi böyle koltuğuna kurulmuş, gerilmiş bana ona benim emrim geliyor veya benim bir yasağım geliyor. o şöyle diyor. Nasıl lanedi Ma ocedna fi kitabillah ittebana. Biz kabul etmeyiz. Allah'ın kitabında olanı kabul ederiz, ona uyarız, başkası kabul etmeyiz. Dediğinizi görmeyeyim Resulullah buyurdu. Hiçbiriniz böyle bulmayayım. Nitekim bakın işte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben cennete geçtim, orada bekliyorum havzımın başında. Ela aga olun. Leyyuda denne an havdi. Bazı insanlar benim havuzumdan uzaklaştırılacak, kovulacaklar. Kema yudadul ba'irul dallu enadihim. Ela O efendim develer havuzdan sudan böyle uzaklaştırıldığı gibi efendime söyleyeyim. Yolunu şaşırmış deve nasıl suyu bulamaz? Kaybolur çölde efendim. işte bazıları benim havuzumun başından uzaklaştırılacaktır. Efendime söyleyeyim, ben derim ki e, onları görürüm, efendim gelsinler bırak ümmetlerim benim derim. Bana derler ki kad ba'deke. onlar senden sonra senin yolunu değiştirdiler. Onlar değişik yollara saptılar. E, yani e, evet sen, hatta rivayetler muhtelif onlar, sen, ben onları görürüm, onlar beni görürüz. Ben onlar tanırım. Onlar beni tanır. Sonra araya perde iner diyor. Ben derim ki bırakın gelsinler. Benim ümmetlerim onlar. Bana denilir ki onlar senden sonra işi değiştirdiler. Senin yolunu tam tutmadılar. O zaman ben ne derim? Suhkan suhkan bir rivayette limen gayyere ba'di. Benden sonra yolumu değiştiren başka yollara sapanlar benden uzak olsun. Kaybolsun. Gözüme görünmesin derim. Cemaati Müslüman kimdir bunlar belli değil. Herkes bir haşyet içinde olmalı. Ya ben o kovulan olursam, Resulullah'la araya perde indirilen olsam ne olurum diye şahsımız hakkında böyle bir endişe yaşayalım. Bakınız, bakınız şimdi e, bir ayet kelimesinde biraz böyle bir iki tane daha birkaç tane daha ayet okuyup biraz vakit ilerlediğini görüyorum sürekli saate bakıyorum. Allah Teala buyuruyor. la Laqad mennallahu alel müminin. Şüphesiz Allah müminlere büyük iyilik yaptı. Nasıl? İzbe'ase fihim rasule min enfusim. Onlara kendi işlerinden bir peygamber gönderdik. Yetlu <laughs> alim ayati. Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve yüzekim onları temizliyor. Ve yuallimumul kitabe vel hikme. Kitap ve hikmeti yani ayet budur. Bu ayetin tatbiki de budur diye o onlara öğretiyor. Ve inkânü min kabullefi yolalâlim bin Peygamberden önce peygambersiz, peygamberi bıraktıktan sonra onlar dalalette diyor Allahu Teala. Bak Kur'an-ı Kerim peygamberin görevi nedir? Peygamberimiz kimdir? Muhammed Mustafa. Ne yapıyoruz? Bize Allah'ın ayetlerini ve hikmeti öğretiyor. Şimdi adamlar diyor ki hadis fıkı onlara bakmayın diyor. Direkt Kur'an'a bakın diyor. Yahu bu dini yıkmaktır. Dini yıkmak. Belli taraftan kendi kitapları binleri satıyor. Hani başka kitaba bakmayacaksın? Senin kitaba niye bakalım? Demek istiyor ki bu kitaplara bakmayın. Benimkileri alın da ben kazanayım demek istiyoruz. İmam-ı Azam'a uyma diyoruz. Ama şu şudur, şu ayetin doğru manası budur diye bir taraftan da ötüyor adam. Hiç kimse kalkıp demiyor ki ya İmam-ı Azam'a uymayacağız da sana niye uyalım? Bir ayet ne diyor bunu bir alimden bir müştehitten alırsak yanlış oluyor. Mezhep yokmuş. Peki sen niye ötüyorsun burada? Sen niye tefsir dersi yapıyorsun? Sen niye fıkıh dersi yapıyorsun? Sen niye vaaz ediyorsun? Evet. Senin dediğini almam demek yani mezhep ne demektir? Mezhep Kur'an ve sünnet yani dini anlamanın yolu demektir. E hala bunu hani mezhep yok diyorsun ama sen de bir görüş ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki ayet böyle diyor böyle yapalım. Sana uyanlar seni tutmuş oldu. Hani İmam-ı Azam tutmak yoktu. Resulullah'ın zamanında mezhep yoktu. Resulullah'ın zamanında tarikat yoktu. Müştehit yoktu. Mürşit yoktu. E şimdi sen niye çıkmışsın ortaya? Demek ki onları bırak bana bak demek istiyorlar. Yahu sana baksalar ne olur? Kafan kofin kafadan farksız. Yani konuşmanda bile bir mantık silsilesi yok. Suratında hiç İslam alimi bir, bir görüntüsü yok. Cemaati Müslümin asla e, şaşırtılmayalım. İmam-ı Azam 1500 sene önce öldü takriben ama mezhebi hala yaşıyorsa onu Allah yaşatıyor demektir. İmam Şafii de böyledir. Malik de böyle, Hanbel de böyledir. O halde Allah'ın yaşattığını biz de kendi hayatımızda yaşatalım. İmam-ı Azam kendi kendini yaşatamazdı ki. Öldüğü gün unutulmalıydı. Ama Allah bunu unutturmuyor. Şimdi birileri İmam-ı Azam'ı unutturmaya çalışıyor. Yani yerine geçmek istiyor ama olmaz boşuna uğraşma. Bu insanlar, bu millet tutmaz seni. Bak geçen de söyledim. Her efendim fen sahibi bir önce geçmiş fen erbabına saygı duyar. Bakarsınız hoca denilen bazı da hepsini söylemiyorum. Kimisi. Bakarsınız işi gücü geçmişi kemlemektir. Ya o tuğlanın üzerine, o duvarın üzerine bir tane de sen koysana. Geçmişi yıkar. Çünkü işi bu bunun. Peki bir başka ayet kelimesinde ey Müslümanlar bakınız e, ee, Allah Teala buyuruyor ki ve ma ersalna min rasulin illa li yuta'a Biz peygamber göndermedik. Allah'ın izniyle ona uyulsun diye gönderdik. Peygamber ne içindir? Kendisine uymak için. Nerede? İşte neredesi, meredesi yok. Akide, itikat, kafa yapısı, duygu ve düşünce ve de davranışlarda. Aynı şekilde Mevla buyuruyor ki velevennehum izzalemu Onlar nefislerine zulmettikleri zaman günah işledi insanlar. Günah işleyen insan ne yapacak? Hani tövbe ne demek? Allah'ın kapısına gitmek. Peki Allah'ın kapısına nasıl gitmiş olur insan? Mevla bakın ayetine buyurur. nehum, şayet onlar izzalemu enfusehum nefislerine zulmettikleri zaman cau ke gelseler. Festağfurullah. Peşinden Allah'a istiğfar etseler, ve stevfere resul Resulullah olarak sen de istiğfar etsen levecedullâhe tevvâben Rahima allah Teala çok tövbe kabul eden ve acıyan olarak bulurlar. allah Teala'nın tövbe kabul etmesi burada neye bağlandı? Evet. Bir, Resulullah'a gitmeye. İki, allah Teala istiğfar etmeye. Üç, Resulullah tarafından da o kişiye istiğfar edilmeye bağlandı cemaat Müslümin. Bu kadar iş mühim. Bir ayetinde ne buyuruyor? Ey iman Türkçeden gidelim. Allah ve Resulullah'a itaat edin. Ve la tevellevanu. Resulümden hiç kopmayın. Resulümden hiç kopmayın. Bir ayetinde ne buyuruyor? Estağfirullah. Mâ kâne li ehlil medineti ve men havlehu minel arab en yetehallefu ar <laughs> Resulillah. Bak Medine halkı için ve Medine'nin etrafındaki Arabiler için yani ümmet için peygamberden ayrı düşmek asla düşünülemez ki. Asla olamaz. Mümkün değil. مَا كَانَ لِيهِمْ وَمَنْ حَوْلَهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رسُولَّهِ Yani Resulullah bir yerde, ümmet başka bir yerde. Olmaz. Ümmet nerede? Resulullah'ın yanında, izinde. Bundan önce bir iki ayet öncesine buyuruyor. Estağfirullah. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النبي. Allah peygamberini kendisine döndürdü. Vel muhacirine muhacirleri vel ensar ensarı ellediğine o muhacir ve ensar ki ittebauhu peygambere uydular fi saatil usreti zor vakitlerde bile her şartta yani asla peygamberden kopmadılar. Az kardeşlerim bakınız bugün Uhud harbi hepimiz için ibrettir. Orada savaş bir kayıp durumu var orada. Yani bir e, e, yani hiç bek istenmeyen bir şey var. Nedir o? Okçuların yelin terk etmesi neticesi sahabe kiramdan 70 kişi şehit ediliyor. Pekala bunun sebebi nedir? Ayet-i bu anlatılıyor. Velekaz sadakakumullahü ve adiyü biz hatta ve asir. Bak Resulullah'ın emrini tartıştınız ve Resulullah'a isyan ettiniz. Resulullah'ın emri sünnettir. Allah'ın emri değil Resulullah'ın emri. Ona isyan ettiniz. Allah Teala bunun üzerine ne yaptı? Sünne salafühu manu kâfirleri sizi kafirlerden Allahu Teala engelledi. Onlar üzerinize saldı. Ve ondan sonra da işte olanlar oldu. Yani Müslümanlar mesele bu. Aynı şekilde bir şey daha söyleyip bu ayet hususunu burada noktalamak istiyorum. Bakınız. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Ve Resulullah Efendimiz hayatının serisini Mescid-i Aksa'ya doğru kılarak geçirdi. Yani 13 sene Mekke mükerremede, 5 sene Medine-i Münevvere'de efendim. Yani 18 sene aşağı yukarı Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılındı. Sonra ne oldu? Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a kıble döndü. Kıble yani namazda artık bu tarafa döneceksin. Düşünün ki insanlar doğduğundan beri Mescid-i Aksa'yı kıble bilirler. Hele Müslümanlar Müslümanlıklarından başından beri Mekke'de başladılar Mescid-i Aksa'ya doğru kılmaya. Sonra Medine-i Münevvere'de Mescid-i Haram'a doğru emredildi. Burada olay nasıl anlatılıyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'e bakın. Estağfirullah. Ve ma cealnel kıbletelleti te aleyha. Yani önceden sen Mescid-i Aksa kıblesi üzerindeydin. Şimdi ise Mescid-i Haram, Kabe kıblesi üzerindesin. Önceden oraya dönün, şimdi buraya dönüyorsun. Seni biz oradan buraya döndürmedik. İlla ancak ve ancak bir tek sebepten. Yani Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a seni niye döndürdük? Hiç başka bir sebepten değil. İlla tek lina'leme bilelim ki men yettebi'u'l-resul. Kim Resul'e uyacak, kim uymayacak? Bakın. Men yettebiullah demiyor. Men yettebi'ul Kur'an demiyor. Men yettebi'ul İslam demiyor. Men yettebi'ul ayet demiyor. Kim Allah'a uyacak, kim Kur'an'a, kim ayete, kim İslam'a uyacak demiyor da men yettebi'ul Resul. Kim Resulullah'a uyacak? Çünkü Allah'a, Kur'an'a dönmenin ispatı yok. Ama Resul iş Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah'a dönmüşsen tamam. Allah'a dönmüşsün. Kur'an'a dönmüşsün. İslam'a dönmüşsün. Ve dediğinde de haklısın. Ama Resulullah'a dönmeyen bir adam Allah'a dönmüş veya ona Allah'a dönmüş diyorlar. Bilin ki dönmemiştir. Allah'ın yolu Resulullah'tır. Bu niçin şaşırtılmayın Müslümanlar. Ya o adam hoca diye piyasaya çıkmış. La ilahe illallah yeter Muhammed Resulullah şart değil diyor. Neymiş bu Allah'ın dostu oluyor. Nasıl Allah'ın dostu oluyoruz? Resulullah dışlayan Allah'ın nasıl dostu oluyor? Muhammed Resulullah yok sayan bir insan Allah'a yok saymış demektir. Çünkü la ilahe illallah biz Allah'tan duymadık ki Resulullah'tan duyduk. Onun için la ilahe illallah'ın temeli de Muhammed Resulullah'tır. Onun için hiç onsuz bir şey olmaz. Ezanın manasını okurken anlattık. Yani Allah'tan başka ilah yok. Yalnız ona ibadet edeceksiniz. Eşhederine Muhammeden Resulullah demek Muhammed Mustafa gibi ibadet edeceksiniz demektir. Evet. Peki şimdi bu meyanda sizlere epi ayet kelimeler okuduk. Hatta bir tane daha söyleyeyim. Bakın Allah Teala buyuruyor ki ve ida kıl taala ve Allahu ve rasul. İnsanlara denildiği zaman Allah'a ve Resulullah'a geliniz denildiği zaman Ra'eytel münafıkın bu çağrıyı duyanlardan münafık olanları görürsün Yesuddûne anke senden yüz çeviriyorlar. Bak Allah'a ve Resulullah'a gelin diye çağrıldıkları zaman münafıklar senden yüz çevirirler. Ayette Allah Teala Habibim benden yüz çevirirler, Allah'tan yüz çevirirler, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan yüz çevirirler demiyor. Senden yüz çevirirler diyor. Niye? Çünkü ondan yüz çevirmek, Resulullah'tan yüz çevirmek Allah'tan yüz çevirmenin ispatıdır, sağlamasıdır. Bir insan peygambere dönmüyorsa bil ki Allah'a dönmüyor. Allah'a dönmüşüm diyor. Onun için Allah'a dönmüş diyorlar. İnanma. İspat burada. Evet iddianın ispatı bu. Yani Allah diye bir iddian varsa ispat Resulullah'tır. Evet bunu unutmayın. Şimdi dersimizin başında okumuştuk. Resulullah Efendimiz buyuruyor Enes bin Malik'ten geliyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Bakın benim sünnetimden, benim yolumdan çıkan benden değildir buyuruyor. Sünnet Resulullah'ın uslubu, ahlakı, biçimi, tarzı, modeli, yolu, yordamı demektir. Evine giden yol demek değil. Allah'a giden, Kur'an'ı yaşamaktaki, İslam'ı yaşamak, Allah'a kullukta, cennet yolunda Resulullah'ın açtığı yol demektir. Bakınız bir başka rivayet yine Enes bin Malik'ten geliyor. Enes bin Malik'e diyor ki Resulullah bin, ey oğulcağızım, akşam sabah müminlere kalbinde bir garaz, bir haset, bir kötü düşünce olmadan Akşam sabah geçirebiliyorsan günlerini böyle ol. Bu benim sünnetimdir. Devamla buyuruyor ki, vemen ahya sünneti fakat ah yani benim sünnetimi dirilten beni diriltmiştir. Vemen ah yani beni ihya eden kane cennet, cennette benimledir. Bir başka rivayette vemen ah sünneti fakat beni beni sünnetimi yaşatan beni sevmiştir. Ve men ahbbeni kane fi cennet beni seven cennette ben benimle beraberdir çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi e, biz e, bugün bu durum böyle olunca az kardeşlerim böyle olunca e, şimdi e, kafiri kafirin modası hususunu e, dile getirmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. Yani bugün bizim için en büyük sıkıntı bu. Ve de şöyle zannediyor. Peygamber'in yeri kalbimizdir. Onun kalbimizde bambaşka yeri var ama kalıbımız, giyimimiz, kuşamımız, hal hareketlerimiz, e, biçimimiz, görüntümüz, yaşantımız onun önemi yoktur diyorlar. Nasıl yoktur ya? Bu var ya sünnetten firarın fetvasıdır. Efendim şekilcilik yokmuş İslam'da. Hadi oradan. Şekilcilik yokmuş. Elbette ki içi boş bir şekilcilik yok. Ama ben İmansız bir adama sünnet yaşa demiyorum ki. İmanla gönlü dolan birisine diyorum ki bak için dolu dışın da illaki dış görüntünde şey olacak. Dış görüntü derken sade kıyafeti kastetmiyorum. Dış denince sadece kıyafet değil. Kıyafet de dışın bir ayağıdır, bir parçasıdır. Ama beden, yemek, içme, konuşmak, diyor. efendimiz, yani yaşamak. Ey Müslümanlar. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini yerden böyle sürüyen birisini gördü elbiseni kaldır buyurdu. Kendisi kısa giyerdi yani yerleri paspas etmesin diye. Adam da bir şey söyledi. Uzun gidiyor ben oraya girmiyorum. Resulullah buyurdu ki emma aleke fiyye üsvetün. Ben senin örneğin değil miyim? Niye beni örnek almıyorsun? Diyor ki baktım Resulullah'ın elbisesi yani alttan giydiği elbise baya kısa. Demek ki yani bütün ayrıntılarda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutacağız. Bir şeyi gavura göre yapmak var bir de sünnete göre yapmak var. İyisi gavura göre yapmak oluyor öyle mi? Yani gönlünü peygambere ayırdın gününü, geceni, yaşantını ise modaya göre. Böyle bir şey yok ki. Git bak bakalım gavurun hayatında modanın şey sünnetin tozu var mı yoktur. Bizim hayatımızda da modanın tozu olmasın <laughs> aziz kardeşlerim, hanım kardeşlerim, kız yavrularımız, genç yavrularımız. Allah'ın Resulü'nün sünnetlerini bir bir öğrenelim ve o sünnetlerle yaşayalım inşallah. Hem manevi inanç, itikad olarak hem de hayat yaşantı olarak inşallah sünnet seni yere uyalım. Tekrar bayramımızı tebrik ederiz. Uzunca bir sohbet oldu ama zaten sokağa çıkma yasağı vardır. Ayrıca aziz kardeşlerim fitrelerimizi mutlaka verelim. Z, vaciptir fitreyi vermek. Zekatlar farzdır. Daha evvel bir sohbet yaptık bu ustaki Ramazan'daki farzlar diğer aylarda bir farz, 70 farza denktir. Dolayısıyla bir taşla 70 kuş vuruyoruz. Borçlarımız kalmasın, zekat borcumuz, hele hele fitrelerimizi mutlaka ödeyelim inşallah. Şimdi evleden dışarıya çıkmak yoktur. Ama telefonlarla muhakkak birbirinizi arayın, bayramlaşın, birbirinizi hatırlayın, irtibatlaşın. Tekrar bayramımızı tebrik ederim. Allahu Teala yar yardımcımız olsun. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim ya. Kulların amellerini kabul eyle. Kullarını kabul eyle. Günahlarını affeyle, cehennemden azade eyle. Bayramlarını hakiki bayramlara vesile eyle. Ne dertleri olanlar varsa dertlerini izale eyle. Ne beklentileri olanlar varsa hayırlı isteklerini ihsan eyle. Ya Rabbi bu felaketi memleketimizden tamamen külliyen kaldır Ya Rabbi. İslam aleminden kaldır Ya Rabbi. Böyle afetlerden bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Bizlere hakiki nasıl tövbeler ihsan eyle. Salih evlatlar ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Kıyamete kadar neslimiz iman Kur'an üzere eyle ya Rabbi. İslam'a çalışanları muvaffak eyle, savaşanları muzaffer eyle ya Rabbi. İdarecilerimize salat, takva, hayırlı işlerde muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Şer'in şerife uygun kararlar almaya, icraatlar yapmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Yanlışlardan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Yeniden ya Rabbi o e, ibadetlerimizin daha alasına, daha ihlaslısına, hizmetlerimizin, faaliyetlerimizin daha güzeline, daha fazlasına bizleri kavuştur ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'a inna neserik temamen yama ve devamil afiyet ve hasen khatime. Ve ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibin şahına kafi ila rabbi. Fatiha.